İki yıl önce bugün 86 yıllık hasret sona erdi. Fethin sembolü Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi açılışın yıl dönümünde aynı heyecanla doldu taştı. 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Allahu Ekber! Allahu Ekber. Nereden geliyorsunuz? Sivas'tan. Sivas'tan. Ayasofya Kebir Camii için mi geldiniz? Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti gerçekleşti. Yıllarca biz bunu bekliyorduk zaten. Yıllarca beklediniz. Tabii ki. Benim çocukluğumdan beri hayalimdeki burada bir namaz kılmaktı. Konya'dan geldi. Rabbim inşallah nasip edese içeri de girip iki rekat bir namaz kılmak istiyoruz. Ezan sesleri yükseldi. Alınlar secdeyle buluştu. 86 yıllık hasret 2 yıl önce bugün sona erdi. 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayasofya'mızın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra ilk cuma namazını kıldığı fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii için tam 86 yıllık hasret bundan 2 yıl önce tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde sona erdi ve Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldı. İki dünyada bu binaya, bu mabede sahip olmak herkesin hayali. Biz bunu 86 yıl bekledik. Sevinçliyim. Yeniden ibadete açılmış olduğu için. Şurayı ibadethane olarak kullanmak farklı bir şey. Daha önce müze olarak kullanılıyor. O zaman da gelmiştim. Yerler mermerdi, gezmiştik falan ama yani şimdi farklı bir atmosfer verilmiş. O gün Ayasofya'da namaz kılmak isteyen yüz binlerce kişi açılışa akın etti. 350 bin aşkın kişi saf tuttu. Kalabalık ne avluya sığdı ne de meydanlara. Edirne'den, Kayseri'den, Samsun'dan, İzmir'den. Bundan iki yıl önce yine bu saatlerde bir cuma namazı esnasında akın akın insanlar geldi Ayasofya-i Kebir Camii'ne. Yeniden ibadete açıldığında bir mahşer kalabalığı oluştu burada. Üzerinden iki yıl geçti ama heyecan aynıydı. İbadete açılışının yıl dönümünde yine akına uğradı. Sıcağa rağmen uzun kuyruklar oluştu. Çok ağladım zaten gelirken. O kadar manevi etkilendim ki anlatamam. Akşam geldik. İşte bu saate kadar bekledik. Akşama kadar da işte bekleyeceğiz. Ayasofya Camii her gün ibadet için gelenlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi ile dolup taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam alemine büyük bir hizmeti, büyük bir hediyesi ve büyük bir müjdesi oldu. Mutluyum yani cami olduğu için. Beyefendi de Mali'den gelmiş. Kardeşiyle birlikte. Because I come to pray, I come to visit every time so. It's really good. Looking forward that people are starting to pray there again. Çok güzel oldu tabii ki ya. İbadet yerinin ibadet yeri olarak kalması güzel bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.